Rakamlarla Fransa'daki kaosa bir bakalım. Ülke genelindeki maddi hasar en az 1 milyar euro. Yani o yerler, arabalar yakıldı, binalar ateşe verildi, yollar parçalandı, dükkanlara zarar verildi. Bunun maliyeti 1 milyar euro. Ama bu arada söyleyelim, dün Fransa'daki Otelciler Birliği Başkanı konuştu. Bu olaylardan dolayı Fransa'nın bazı tatil bölgelerini özellikle Paris'e gelecek olan turistlerin gezilerini iptal etti. Otel rezervasyonlarının uçakları iptal etti. Bunun da ayrıca bir büyük bir maliyeti oldu. Ve Fransa'da işlerin otelcilik açısından da iyi gitmediğini söyleyelim. Bu arada öldürülen gencin ailesi için 150 bin euro toplandı. Ama onu vuran polisin ailesi ise 800 bin euro yardım topladı. Düşünün bakın ceza Cezayir asıllı bir genç 150 bin euroyu zor topluyor. Ama bir Fransız polis ki ırkçılar çok fazla 800 bin euro topladı. Bir haftadır süren olaylarda gözaltına sayısı da tam 3 bini geçti. En az 1000 bin bina ateşe verildi. 5000 araç da kundaklandı. 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini de hatırlatalım. 250 polis ve jandarma karakolu da saldırıya uğradı. Artık o kadar bir büyük bir isyan dalgası var ki karakollarda polise saldırıyorlar. Kimse artık canını düşünmüyor, cezaevine girelim çıkarım diye de düşünmüyor değerli izleyiciler. Olayların yaşadığı yerlere bakalım. Gördüğünüz gibi yukarıda Lille şehri var, ortada başkent Paris'te var. Onun hemen yukarısında Reims şehri, yanındaki Eurox, yukarıda yani Fransa'nın doğusunda Metz, Strasbourg, aşağıda Dion, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes ve Rennes'de her yerde olaylar yaşanıyor. Yani tek yerde değil. Ağırlıklı olarak da burada yine Cezayir, Fas ve Tunus kökenlerin ve ona destek veren diğer Müslüman ülke vatandaşlarının olduğunu söyleyelim. Tabi bu arada bu insanların hepsi de Fransız devletinin vatandaşı olduğunu da söyleyelim. Yani babadan, dededen e, yıllardan beri Fransa'da yaşıyorlar. Ama ağırlıklı Fransa gettolarında da yaşıyorlar. Fransa devletinin onlara karşı sert tutumunun da devam ettiğini söyleyelim.